Kaprikezlere selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Uçunuz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Nasıl? Değil mi? Yapma. Gözünü seveyim hocam. Sınav haftası bitirdirginlik. Zaten dönemin son sınavı karneler belli olacak. Tatilim buna bağlı işte hoca. Yani babam şunu alacak bilgisayar falan. Her şey bu sınavlara bağlı diyorsan tam yerine geldin. Doğru yere geldin. Panik yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani şöyle bir şey vardır. Hayatta seni öldürmeyen şey seni güçlendirir. İşte 10. sınıf geometri de öyle bir şey. Seni öldürmüyorsa güçlendirecek. Başka yolu yok güzel arkadaşım. Çokken dörtgen 14. ders. Bitmeyecek bununla da. Devam edecek. Katı cisimlerle de, de, devam edeceğiz yolumuza. Ama öncesinde şu kareyi halletmemiz lazım. Kareden sınavda soru gelir. Karede alandan sınavda soru gelir. Gelirse ne yapalım? Beraber işleyelim. Ne diyelim? Eko? Bayağı ekolu. Ne diyorduk? Rehber matematikte. Gönder! 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 gelsin be hocam diyorum seni karşıma alıyorum. 14. derse şöyle enerjiyle canavar gibi girmek istedim. Ne o tempomuz düşmüş havalar ısınmış böyle salmışız kendimizi toparlan. Son sınavlara zıpkın gibi gireceğiz. Duyuyor musun beni? Hadi bakalım. Beraberiz bu yolda. Karenin çevresi ve alanından bahsedeceğim. Karşında şurada farklı bir tane alan modeli daha var onu anlatacağım. Ardından şöyle arka arkasına birkaç tane örnekten sonra birkaç soru tarzını gösterip en sonda ÖSYM sorar katlamalı biçirmeli. Hani ÖSYM'nin o en son soru tiplerinden bir tane de soracağım ki hocalarımız öğretmenlerimiz bazen sınavda sorabiliyorlar. Bunları es geçmek istemiyorum açıkçası. Şöyle bir bakıyorum seste bir problem yok görüntüde bir problem yok. Hadi başlayalım. Şimdi karede çevre uzunluğundan bir kere formül vereyim. Aslında bildiğim bir şey. Bir de alandan bahsedeceğim. Çevre nedir arkadaş karede? Bütün kenarlar birbirine eşit olduğuna göre 4 tane A vardır. 4 A'dır. 4 A'dır. Doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Alan nedir? Alan dediğimiz şey A kareden ibarettir. A kare nedir? İki kenarının çarpımıdır. Şimdi belki kafaya çok mantıklı gelmeyebilir en başta. Kare aslında bir dikdörtgendir. Evet evet kare aslında bir dikdörtgendir. Karşılıklı Kenarları birbirine dik olan, e, pardon şu komşu kenarları birbirine dik olan bir şekle kare diyorduk değil mi? Yanlış mıyım? Pardon dikdörtgen diyorduk. Biri uzun, biri kısa kenar oluyordu. Eyvallah hocam. Hepsi birbirine eşit soy dikdörtgende biz o özel dikdörtgene kare adını veriyoruz. Tıpkı karedeki bütün özelliği, pardon dikdörtgendeki bütün özellikler bu karede de geçerli. Hmm. Ekstra neler var? Mesela buradaki alan formülü var. Şimdi biz A kare olarak alan formülünü anlatıyoruz ama hani böyle dörtgenlerde de anlatmıştım. Hatırlıyor musun? Hatırlamam yani hatırlamamam bir mucize olmalı bence. E çarpı F çarpı sinüs alfa çarpı birbiri. Hah hatırladım formülü. Şimdi ben sana burada diyorum ki bak burada E var. Bu da E. Şimdi formülü veriyorum. 1 bölü 2 çarpı E çarpı E çarpı sinüs alfa. Bir dakika ya sinüs alfa kaç? Aralarındaki açı 90 derece. Sinüs 90 kaç? 1. E ile E'yi çarptı ne geldi? E kare geldi. Altında ne var? Bölü ikisi var. Alan formülü demek ki neymiş? E kare bölü 2'ymiş. Bu ekstra bir formül. Olur da karşımıza gelirse ki gelecek. Bugün bir soruda getirdim. İster buradan. Ya hocam ben bu formülü anlamadım gerçekten. Bir daha mı dinlesem? Hiç panik yapma. Soruya geldiğimizde ben sana mantığını anlatacağım. O zaman diyeceksin. Ha, tamam şimdi çözdüm olayı. Şurada ufak bir düzeltme yapalım. Taralı alan kaçtır diyelim tamam mı? ABC'de bir karedir. Taralı alanı görüyoruz. Biz buradaki alanı istiyoruz. Kolay bir tane diyebileceğimiz soruyla başlayalım. Şimdi şuraya baktığında 3, 4 ne üçgeni vardır? 5 dik üçgeni vardır. O zaman burası 5'tir. E bu bir kare olduğuna göre bunun diğer bütün kenarları da 5'tir. Sen eğer taralı alanı istiyorsan ne yapacaksın? Karenin alanından. Karenin alanı 5'in karesidir. Eksi Şurada gördüğün üçgenin alanını çıkaracaksın. Üçgenin alanı nedir? 4 çarpı 3 bölü 2'dir. 5'in karesinden kaç geldi? 25 geldi. Şunları sadeleştirdim. 2, 2 kere 3'ten 6 geldi. 25'ten 6 çıktı. Kaç kaldı? 19 birim kare bizim aradığımız alandır. Noktadır efendim. Var mı sıkıntı yok. Peki yola devam ediyorum farklı bir soruyla. ABCD karesinde verilenlere göre DKC üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Yani burada gördüğün taralı alanı istiyorum. Bu tip soruda ne yapacağız? Şöyle bir baktığımda 10 var 8 kök 2 var. Hani en fazla şunu yazarız değil mi? Burası da 8 kök 2'dir hocam. Burası da 8 kök 2'dir hocam. Burası da 8 kök 2. Peki ben sana ufak bir hatırlatma yapayım. İkiz kenar dik bir üçgende. 8 kök 2 burası 8 kök 2 burasıysa burası kaçtır? 8 kök 2'yi kök 2 ile çarparsın 16'dır. Neresi hocam 16? Bak burası 16 birim. Ama böyle tek başına yetmiyor buradaki 16. Ne yapacaksın hocam? Köşegen çizeceksin. Neden mi? Ben bu üçgenin alanını istiyorsam eğer... Bir, taban uzunluğunu bilmeliyim. iki yüksekliğini bilmeliyim. Hiçbir şey belli değil. O zaman dedim ki gel buraya dikmeyi çakalım hocam. Çaktık. Artık benim burada... Bir tane dik üçgenim var. Hatta bu dik üçgenimde şuradaki kenar kaç birim? 11 birim. 16 köşe geldi. Buraya 8 kalır, buraya 8 kalır. Yanlışsam düzelt efendim. Doğru. Hocam şuranın tamamı da 8'dir. İstersen şu an alt, 6... Allah 16'yı sileyim derken alayını sildik. Ufak bir düzeltme yapalım. Tamamdır. Şurası da 8 kabulümüz müdür? Kabuldür hocam. Peki şurada gördüğün sarı üçgen 6, 8, 10 üçgeni midir? Evet. Kim eksik? 6 eksik. 6'yı yazdık mı yerine yazdık mı? Buraya kaç kaldı? 2 birim kaldı. Ben artık bu üçgenin alanını bulurum alan eşittir. Ne geliyor buradan? 2 geliyor. Yükseklik kaç? 8. 2 çarpı 8 bölü 2'den cırsana sana kaçtır? 8 birim karedir. Belki karenin alanı ile ilgili değil ama kareden özelliklerinden faydalanıp üçgende alan bulduğumuz bir soruydu. Bayağı takıldı bilgisayar. Niye takıldı anlamadım ha. Geldim bir sonraki soruma sadece böyle kenar uzunluklarıyla işte oranla orantı ile soru gelmez. Bazen nasıl soru geliyor biliyor musun? Tıpkı bunun gibi sorular geliyor. Yani açı soruları gelebilir. İşin içerisine açı girebilir. Bakıyorsun 15 var. Bu nedir efendim? Köşegendir. Bu köşegense burası ne olacaktır? 45'tir değil mi? Biz matematikte özellikle geometride şunu söyledik. İki iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açı eşittir hocam. 45-15 ne yaptı? 60 derece bir dakika ya 60 var köşegenin teki var teki yok ya bunu biz çekelim işte gitmiyorsa soru ilerletmek için bir adım daha senin orada ek çizim yapman lazım ek çizim ne zaman yapılır soru tıkandığında yapılır tıkandı çat diye yaptık bizde 60 var hocam şurası belli burası kaç derece 30 derece bak 30 60 90 üçgeni var Dok e 4 kök 3 kimin karşısında 60'ın karşısında. Belki hatırlarsın belki hatırlamazsın ama Mehmet Hocan seni burada yalnız bırakmayacak hemen hatırlatacak. 30-60-90 özel üçgeninde 1 kök 3 bir de 2 vardı. Yani 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı onun yarısıdır. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise onun yarısı 2 kök 3'tür. Yetmez. Onun kök 3 katı burasıdır. 2 kök 3'ün kök 3 katı. Bak 2 kök 3'ün kök 3 katı. Bunda bunu çarptın 3. 2 kere 3'ten ne geldi? 6 geldi. <laughs> Burası da 6'dır. Kabul müyüz efendim? Kabul. Şurası da 6 mıdır? Burası da 6 mıdır? 6'dır. Peki sen bana köşegen uzunluğu desem ben sana hani E'den ne dersin? 12 dersin. Hani o dersin başında. Kafana takılabilir dediğim noktada biz formülü nasıl verdik? E kare bölü 2 verdik. Yani 12'nin karesi ki 12 çarpı 12'dir bölü 2. Çarptım. Sadeleştirdim. 2'ye de böldüm. 72 birim kare alan geldi mi? Geldi. Sen diyeceksin ki şimdi hocam ya ben bu formülü bilmeseydim nasıl yapabilirdim? Hiç problem yok arkadaş. Sen şimdi şuna. Şuradaki dik üçgeni biliyorsun. Buranın ikizkenar kenar dik üçgen olduğunu biliyorsun. 6 6 burası ne çıkar? 6 kök 2 çıkar hocam. Alan dersin karede. 6 kök 2'nin nesidir? Karesidir. 6'nın karesi 36. Kök 2'nin karesi 2. Çarptın ne geldi? 72 birim kare. Yani bilme zorunluluğun yok o formülü. Ama hani bir adım daha hızlandırmak istersen diye ben sana hep bunları anlatıyorum. Anlaştık mı? Problem yok o zaman. Tamam gelsin sıradaki soru. ABCD kare, EFKC birer karedir. Şekilde verilenlere göre taralı alanların toplamı ne kadardır? Yani şu toplam alanı istiyorum. Bu da kare büyük şekilde bir kare. Bir kere iki kere ikiden yani bu bir kare ise eğer iki kere ikiden ben buranın içerisine neyi yazabilirim? Bunun alanını yazabilirim. Kaçtır alanı? Hocam bunun alanı dörttür kesinlikle. Peki indim bu tarafa. Geldim bu tarafa. Şuraya da dikliğimi yapıştırdım. Hocam burası 3 kök 2. Burası bu karenin bir köşegenidir. Köşegense eğer. Şurası 3 kök 2 ise ya bak yine aynı mevzuya geliyorum. Yani 45 45 90 ya ben hep üçgen çiziyorum sana ya. Ağzım dilim yapışmış üçgenlere benim. Üçgen bilen dörtgen yapar. Bana üçgen bilen odun getirin ben ona dörtgenleri anlatırım arkadaş. Vallahi bak. Tamam vallahi hiç demeyeyim o yalan olur ama. Getirin anlatmayı denerim en azından. Bir şeyler olur yani. En kötü birkaç üç, üç, dörtgen sorusu çözdürürüm ama üçgen bilmeden gitmiyor. Ben de farkındasın artık. 3 kök 2. Şurası 3. Şurası 3. Şurası 3. Şurası 3. 2 kere 3 buranın alanı ne çıktı? 6. Ya hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şurası kaç? 2. Buranın tamamı kaç? 5 hocam. Şimdi diyorum ki karenin alanı nedir? 5'in karesidir. O kaçtır? 25'tir. Yukarıdaki karenin alanı, küçük karenin alanı nedir? e, 4'tür. Direkt alan 4 geldi. Direkt alan 25 geldi. Ne yapacaksın? 25'ten 4'ü çıkardığında 21 santimetre kare bizim istediğimiz alanı bulacaksın. Hayır hocam ben inanmam. E, bak bakalım ilk kere 3, 6. 3 kere 3, 9. Şurası 2 birim. İlk kere 3, 6. 6, 6, 12. 9 daha ne yaptı? Yine 21 yaptı mı? E, boşuna da o kadar stres yaptım. Bak soru çıktı canavar gibi. Gel bakalım geçelim 5. sorumuza. Aa bu soru güzel. Bu soru güzel ama ben sana yine öncesinde ön bilgiyi vermezsem vallahi hiç rahat etmez benim. Herhangi bir üçgende şu kuralı hatırlıyor musun güzel arkadaşım? Kenar ortayların kenar ortaylar şunlar değil mi? Kenar ortay nasıl bir şey hocam? Hani buradan buraya çekiyorsun. Bak burası kenar ortay. Kabul müyüz? Kabul hocam. Diğer kenar ortayı çiziyoruz. Buradan buraya çizdim. Burası kenar ortay. Kabul mü? Kabul hocam diğer kenar ortayda diğer kenar ortayların kesişim noktasından geçmek zorunda. Kabul mü? Bilmiyordum ama kabul hocam diyenlere de kabulüz efendim. Bütün kenar ortayların kesim noktası bize neyi verir? Ağırlık merkezini verir. Ağırlık merkezi ile ilgili yine 9. sınıf müfredatında anlaştık, anlatmıştık ki burada gördüğümüz bütün üçgenlerin alanları ne olmak zorundaydı? Birbirine eşit olmak zorundaydı. Önce bunu hatırlatayım. Sonra bu soruya geldiğimizde ya ben üçgen de bunu bilsem var ya hocam yapıştırırdım bu soruya diyeceğim bir soru ki yapıştıracağız artık biliyorsun. Anlattım artık. A B, C, D karesinde E ve F noktaları orta noktalardır. Yani bir insan daha doğrusu bir soru sana durduk yere bunlar orta noktalardır demez. Vardır bir sebebi. A, F, C, D dörtgenin alanı 36 birim kare. Yani şu mavi gördüğün yer A, F, C, D tamamdır 36 birim kare. Biz şurayı istiyoruz. Diyor ki bu A alanı kaç birim karedir diye bana soruyor. Sildim şimdilik A'yı. Ey güzel arkadaşım ben dedim ki ya bir şey eksik hocam adım atamıyorum. E çek köşe gene. Bir dakika ya. Şuradaki üçgeni yakala bak. Benim gözümden bunu görmeni istiyorum. Şuradaki üçgeni gördün mü? Gördüm hocam. Sildim şimdi onu. Bu üçgenle ne çizmişim? Kenar ortay. Bak bu kenar ortay. Çizmişim. Bu üçgenle ne çizmişim? Kenar ortay. Kim yok? Diğer kenar ortay yok hocam. O zaman hemen diğer kenar ortayı nereden geçireceğim? Bunların kesim noktasından getireceğim. Nereden bölerim? tam ortadan ikiye bölerim. Bu o zaman tam ortadan ikiye köşegeni bölüyorsa bu arkadaş kimdir? Bu da diğer köşegendir. Hiç girme topa beklesin orada. Hani az önce de demiştim buranın alanı A ise bunların her bir parçasının alanı ne olacaktır? A olacaktır. Sebep? Sebep çok açık değil mi? Bu arkadaş ağırlık merkezi. Güzel. Şimdi burası karenin alanının yarısı olduğu aşikar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Herhangi bir karede köşegenle tam ortadan ikiye böldüğümüzde buranın alanı S ise buranın alanı da S olur. 1 2 3 4 5 6 tane A varsa buranın tamamı da kaç A olur? 6 A olur. Peki bizim 6 A, bir A daha 7 A, bir A daha ne yaptı? 8 A. 8 tane A kaça eşit? 36'ya. Dur. Neden durduk hocam? Tam sayı çıkmıyor. Bölme bekle. Ben senden bunu istemiyorum. Benim senden istediğim şey buradaki iki tane A'nın toplamı. Biz iki A'yı merak ediyoruz. O zaman diyorum ki dörde bölerim iki. Dörde bölerim dokuz. Burada kalır iki tane A. iki tane A eşittir kaça? Dokuza. Biz bunu arıyoruz. O zaman dokuz birim kare benim aradığım sorunun çok... Alkış. Alkışlar senin için be. Alkışlar senin. Var mı bakayım alkış? Yok. Ayarlamamışım. Bir dahakine ayarlarım. Tamam mı? Var mı sıkıntı buraya kadar? Çok güzel. Hadi gel devam edelim. Anlıyorsan bu iş bitmiştir arkadaş. Şimdi sana birkaç tane hazır soru kalıbı göstereceğim. Bu soru kalıpları üzerinden de ilerleyeceğiz biraz. Yani bunun da mantığını öğretmek istiyorum sana. Yani burada ne yapacağız hocam? Bu soru tipleri nasıl çözülüyor hocam dediğinde. Hani köşegenleri yapıştırdığımızda dört tane parçaya ayrılır bu alanlardır. İçerisine bir kare çizdiğimizde bu karenin alanının bir kenarın uzunluğu B ise eğer karenin alanı B karedir. Büyük karenin bir kenarın uzunluğu A ise A karedir. Aralarındaki fark yani dışarıdaki bölgeyi soruyorsa A kare eksi B karedir. Bu tip soru da gelebilir. Hiç panik yapmıyoruz. Devam ediyoruz efendim. Karede anlattık. Paralel kenarda anlattık. Her yerde anlattık. Bak dikdörtgenden de anlattık. Dikdörtgende dedik ya herhangi bir P noktası seç burada. Buranın alanı X'e bunların alanı A ve B ise A artı B eşittir X demiştik. Hatta bütün alanın yarısıdır demiştik. Aynısını paralel kenarda da ses dayanmadı. Ses. <laughs> Çok özür dilerim. Herhangi bir P noktası seçtiğimde şuradaki köşegenlerle birleştirdiğimde buranın alanı bütün paralel kenarın alanının yarısıdır. Yine aynı mantık. Hiç fark etmez. Herhangi bir P noktası seçtiğinde bunu köşegenlere gönderdiğinde buranın alanı A artı B ise bunlar da sırayla A ve B olmak zorundadır. Anlaştık mı? İçeride herhangi bir P noktası seçtiğimizde bunu ta dörtgenlerde anlattık. Karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşittir. Şimdi bunların her biri soru olarak gelebilir ama en can alıcı soru tiplerini ben senin önüne koydum. ABCD karesinde verilenlere göre A kaç birim karedir dedik. Şimdi soruya baktığında burası 14 birim kare, burası 24, burası A. Ne geliyor aklına? Hocam şu noktayı gördüm dediğin an bu soru var ya halloldu. oldu. Nedir o kısmın özelliği? Hocam oradaki bir P noktasıdır. Eğer ben buranın alanını bilseydim. Misal B olsaydı. Bu alan yani şu ikisinin toplamı B artı 24. Karenin alanının yarısıdır. Bitti mi bitmedi. Şimdi ben diyorum ki. Arkadaş kareyi tam ortadan ikiye bölmüşüm. Buradaki alanların toplamı da karenin alanının yarısı değil midir? Karenin alanının yarısıdır. Sen biraz sola kay bakayım. O zaman B artı 24 de karenin alanının yarısı iken. 14 artı A artı B de olmaz mı? Karenin alanının yarısı olur hocam. Peki biz kimi odaklanıyoruz? A'ya odaklanıyoruz. Benim, benim nazarımda hiçbir önemi yok. Ya sen git beyecim kusura bakma. Sen de karşıya geç kardeşim. A eşittir kaç birim kare kaldı? 10 birim kare. Ben bunu mu istedim? Bunu istedim. Gömdüm mü cevabı? Gömdüm. Gelsin sıradaki soru. Gelsin sıradaki soru dedik. Gerçekten böyle karışık bir şeyler var burada. Hocam bu işin içerisinden nasıl çıkacağız? daha soruya baktığın an bak okumana gerek yok baktığın an şunu görüyorsan burası kalenin alanının yarısıdır güzel bir ilerlememiz var harika bir ilerlememiz var. Yetmez ben senden şunu da görmeni istiyorum bak güzel arkadaşım ben sana tüm ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum sadece anlat soruyu çözdüm Mehmet Hoca geçti dedirtmem. Sana bu işin mantığını öğret. Hocam niye celallendi? Vallahi bilmiyorum. Böyle bir heyecan yaptım. Çünkü anlatıyorum. Bu şey var ya. İçeriden engin denizler, nehirler akıyor dışarıya anlatabilmek için. Yeter ki öğren. Eğer burası tam ortadan bölünüyorsa... Sen buraya A alanı dersen eğer ek çizim yaparsın dersin ki hocam bak ben bunu buradan birleştiririm. Tabanları eşit üçgenlerin yükseklikleri de eşitse alanları da eşittir. Ha burası A Burası, da burası kaç Ha, 2 A. Demek ki burası bütün alanın kaçta kaçıdır? 4'te biridir. 4 A tamamıysa burası A'dır. Bak siliver bunları. Siliver bunları. Ha şimdi daha güzel oldu hocam. Süpersin gel. Bak şekle soruyu okuma bana bak bana. Soru nasıl çözülür onu anlatırım. Gözler bende başka yerlere gitmesin. Hocam soru nasıl çözülür? Soru böyle çözülür önce soruya baktığın okumadan bile görmen lazım. Buradaki alan bütün karenin alanın kaçta kaçıdır? Dörtte biridir. Tamam cepte dursun orada bırak. Ne istiyorsun sen? Eşitliği vermişsin eyvallah. C F, e, C, F, E. Kaç birim kare? 4 birim kare. Yapıştır içerisine yapıştırdım. DGF, G, D, G, F, D, G F. Şurası. Kaç birim kare? 20 birim kare. Yapıştırdım. Bak İnan bu soruda az bilgisi, ispat bilgisi olmayan adamın çözebilme yeteneği çok zordur. Ezbere gelen adam burada sadece bakar hocam bu geometri zor. Zor tabii. Sen işin mantığına bak şimdi. Yukarıda verilenlere göre x kaçtır dedik. Ey güzel arkadaşım. Burası bütün karenin alanının yarısını verir mi? Verir. O zaman buraya bir değer verelim biz. Gel buranın alanı a olsun. Ben diyorum ki a artı 20 karenin alanının yarısı. Kabul müyüz değil miyiz? Kabul hocam. Peki yine soruyorum sana. Buradaki alan. Buradaki alan. Yani A artı 4. Karenin alanının kaçta kaçıdır? Dörtte biridir. Kabul müyüz? Kabul. Kabul değil mi? Bak içler dışlar yap bakayım bana. İçler dışlar yap. Şunu yazmaz mısın bana? Karenin alanı eşittir. 2 çarpı A artı 20 eşittir 4 çarpı a artı 4. Bazı arkadaşlar hemen şunu da söylüyor. Hocam bu zaten bunun iki katı belli değil mi? Niye yazdınız? Ben göremeyen arkadaşım için de yazıyorum. Ben herkes için yazıyorum. Eminim sen yapmışındır belki ama emin ol göremeyen arkadaş da var. Bunu söyleyemem sınıfta. Bunu soramayan arkadaş da var. Biz onlar için de anlatalım. Şimdi şurası a artı 20 sadeleştirmeleri yaptım bu arada takip ettiysen 2 kere 4'ten de 8 geldi. Bunu bu tarafa aldım bu arkadaşı bu tarafa aldım. A'nın cevabı ne geldi? 12 birim kare geldi. Ben bunu mu arıyordum? Hayır ben bunu aramıyordum. Ben sadece A'yı buldum şimdilik sana. Şurası 12 midir? 12'dir. 20 ile 12'yi topladım. Karenin al. Ha dur dur dur. Ha şurası. 20 ile 12'yi topladım. Burası ne çıktı? 32 mi çıkar? 32 çıkar. İçler dışlar yaptım. Karenin alanı at 2 kere 2, 2 kere 3, 4, 64. 64 birim kare çıkar mı? Çıkar. Peki karenin alanı nasıl bulunur? Burası x'dir. Yer kalmadı ya. x çarpı x eşitse 64'e. x'in karesi eşitse 64'e. x kaçı eşittir? 8'e. Çok ne? Çok güzel. Harika bir çözüm oldu ya. Müthiş çözüm oldu. Var mı burada kafana takılan bir şey? Hocam ben şunu anlamadım ben bunu anlamadım. Geçiyorum bak. Sonra dönüşü yok o yola. Hani şimdi hayır itirazı olanlar. Şimdi hayır desin yoksa sonsuza kadar mutlu yaşayacaksınız o kareyle. Başka yolu yok. Geldim yine çok tatlı bir soruya. Böyle ucundan acık bir sınav sorusu olabilir. Çünkü birçok arkadaş ya çok kolay soruymuş dedirten sınavda ama sınav anında göremeyeceği soru tipi mi? Yoksa çok mu kolay? Ne dersin bu soru hakkında? yorumun ne acaba? A, B, C, D kare. B, E, F, G kare. A, B, E doğrusal. C, E 7 santim. C, E neresi hocam? C, E şurası. Ne alaka hocam burayı vermişler bize? Bu kaç birimmiş? 7 santimmiş. Verilenlere göre karenin alanları toplamı nedir? Şimdi biz şunu odaklanalım. Bu adam benden ne istiyor? Hocam buranın uzunluğu A olsun. Buranın uzunluğu B olsun. Buranın içerisi A kare alana sahiptir. Buranın içerisi B kare alana eşittir. Soru benden hocam A kare artı B kare eşittir. Soru işareti diyor. Ama çekiniyor herhalde. Direkt böyle soramıyor. Sormasın vazgeçtim. Önemli değil. Biz şunu odaklanıyoruz seninle birlikte. Şurası hangi uzunluğa eşittir? A'ya eşittir. Şurası hangi uzunluğa eşittir? B'ye eşittir. Peki. Zor soru geliyor. Şurada ne görüyorsun? Ne görmem lazım hocam? Dik üçgen. Burada bir dik üçgen görüyorsun. Dik üçgende hipotenüs nedir? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı 7 kere 7'den kaç? Öyle 49 mu olur ya bir dakika. 7 kere 7'den 49 santimetre karedir. Soru biter. Nasıl biter? Arkadaş sana bunu sordu. E biz de bulduk. Hipotenüsün cevabı aslında o karelerin alanları toplamına eşitlikle. Tesadüf tabii ki her zaman böyle denk gelecek diye bir kuralı yok. Ama çok lezzetli denk geldi. Günün son sorusu. Günün ÖSYM sorar sorusu. Özellikle bu soruda senden istediğim şudur. Arkadaş bu sorunun çözümünde önce sen bir deniyorsun. Ya hocam ben bir deneyeyim bir çözmeyeyim. Aynen öyle. Deniyorsun, yapmaya çalışıyorsun. Olursa amenna ne mutlu sana. Olmazsa yapacak bir şey yok tabii ki. Sonra dönüp bana diyeceksin ki hocam gel bu soruyu bir zahmet bir halledelim. Ama önce sen. Sonra ben efendim. Şöyle bir dakika. Şu neredeyim ben? Ha yerim burası mı olması lazım? Tamamdır. Yerimin burası olması lazım. Şimdi bu soru ne diyor bize? Kare şeklindeki bir kağıdın köşesinden şekil 1'de gözüktüğü gibi o ok yönde katlanmasıyla oluşan görüntü şekil 2'de verilmiştir. Katlamalı soruların mantığını anlattım geçen ders bir tane çözüm harika bir çözüm yaptık. Hepsinde hemen hemen aynı mantık var. Şekilde katlanan köşegenin kenar uzunluğu 2 birim olmak üzere karenin bir kenarı 10 birim olduğuna göre şekildeki mavi boyalı bölgenin alanı nedir diye sormuşsun. Eyvallah. Şimdi biz bu tip soruların hepsinde şunu yapacağız. Önce yapılması gereken şey katlanmadan önceki halinin çizilmesidir. Çizdik mi? Çizdik. Kimi katlıyorum? Bunu katlıyorum. Bu kim? Dik üçgen. Buradaki yuvarlak buradaki çift çizgi olsun. Kabul. Buradaki yuvarlak buradaki çift çizgi olsun. Burası kaç? 90. Sen bu 90'ı almışsın nereye katlamışsın? Bak tam oraya katlamışsın. O zaman yapıştır. Yeni yerlerini bulmaya çalışıyorum. Bunu katlamışsın buraya. Üç boyutlu düşünmeye çalışıyorum. Bunu almışsın buraya. Kabul müyüz efendim? Kabulüz. O zaman burası ne oldu bir kere? Açı ortay oldu. Burası ne oldu bir kere? Açı ortay oldu. Belki açı ortayları kullanmayacağız. Hiç önemli değil. Ama biz gösterelim ama biz bilelim. Buraya kadar her şey süper. Hocam karenin bir kenarı 10 santim verilmiş. O zaman burası 10'dur hocam. E bu da 10'dur. Yetmez. Bu da 10'dur güzel arkadaşım. Tamam Hocam devamı nasıl gelecek sorunun? Hani soru bizde şekil 2'dekinin alanını istiyor. Yani ben şuraya x desem şuradan üçgenin alanını bulurum. Bu soru biter. O zaman x'e odaklan. x'i bulmamız gerekiyor. Peki o x'i nasıl bulacağız? Benim bir ek çizime ihtiyacım var. Şuradan bir ek çizim için kalem ayarladım, geldim. Bu ek çizim gelmezse soru da gelmez. Emin ol. Hocam ya biz o ek çizimi nasıl görelim hocam? Yapmayın gözünüzü seveyim. E, görmek zor oy çok kötü kötü bir renkmiş bu. Görmek zorundasın. Neyi görmek zorundayım? Ben şuraya. Alfa açısı, şuraya beta açısı dersem burası kaç derecedir? 90. Alfa beta 90. Yine benzerlik, yine benzerlik, yine benzerlik. Kurtulamazsın benzerlikten ve birçok alanda karşına gelecek. Bilmeden zerre geometri yapılır. Ama tesadüfi yapılır. Yapılır ama denk gelir yapılır. Ama öğrenmek kesinlikle benzerlik. 4'ten çokken yine benzer. Hocam seneye çember var diyorlar. Yine benzerlik gelecek karşına. Söylemedi değil mi? Gelecek. Benzerlik bileceğiz. Mecbur. Ne alaka hocam? Tamam geldik buraya kadar. Her şey güzel. Hani şurası şundan. Bir dakika yeşille yapmıştık değil mi bunu? Şuraya da x birim demiştik. Hocam burası on birim. Pardon. Şuradan şurası 10 birim. Yanlış gösterim de yapmayalım. Şuradan şurası 10 birim. Şurası 2 birim. Buraya ne kalır? 8. Biz o 8'i buraya yazsak sen bana bir şey der misin? Demezsin. Diyorum ki beta'nın karşısında kaç var? 8 var. Beta'nın karşısında kaç var? <laughs> bir şey yok hocam. Vallahi yokmuş ya. Ben de bir an var sandım ha. Ee, ha dur ya gerek yok zaten. 10, 8 ne üçgeni burası? 6, 8, 10 üçgeni. Kabul mü? Kabul. Hocam buranın tamamı 10'du. 6'sını kullandık. Şuna kaç kaldı? 4 birim kaldı. Ha, şimdi oldu. Şimdi oldu. Beta'nın karşısında kaç var? 8 var. Beta'nın karşısında kaç var? 4 var. Benzerlik oranı kaç? 1'e 2. Yani burası 8 ise burası 4. Burası 6 ise alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı kaç olacak? 3 yetmez. 90'ın karşısı 10 ise 90'ın karşısı kaç olacak? 5 geldik mi şimdi? Taralı alan eşittir bizim için bir dik üçgendir. Dik üçgenin dik kenarları vardır. Ve dik kenarların uzunlukları belli ise eğer o üçgenin alanını biz buluruz. 1 e 10 diğeri 5 sadeleştirmeler yapılırsa 5 kere 5 Müziğin sesini duymayanlar, bizim gibi dans edenleri gerçekten deli zanneder. Bırak öyle sansınlar. 5 kere 5 25'tir vurdum cevabı. Biz bu işin gerçekten içinden geçtik diyebilirim ben sana. Gerçekten harika sorular. Karede alan sorularını harcadık. Karenin bütün hepsini dinlediysen zaten bu iş olacaktır ama... ...tek başına kareyi dinledim ben kare sorularının hepsini çözemezsin. Çözemezsin. Çokken dörtgeni baştan beri götürmen lazım. Bu gerçekten önemli bir ayrıntı. Çünkü hep birbiriyle bağlantılı her, e, bilgileri kullandık. Son dersimiz Deltoid'dir. Deltoid'de görüşelim. Onu da bugün atalım mı ne dersin? Efendim bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki derse görüşünceye kadar. Kocaman öpüyorum sizlere. Hoş kalınız. Hoşçakalınız.